Herkese merhaba. Bugün 24 Eylül 2020 Perşembe. Bir manşet yayınına daha hoş geldiniz. Bugünkü yayınımız ağırlıklı olarak yargı ve yargıdaki kimi uygulamalar üzerine olacak. Hafta içinde hatırlarsınız bir savcı üzerinden kocaman Ankara Başsavcısı işte bir nikah yapıyor, düğün. Bir düzine insan nikah şahidi oluyor. İçlerinde Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da var. Saraya çıkıyor. İşte muazzam bir şatafat. E, düğündeki gelinlik farklı gelinin üstündeki. Saraydaki gelinlik farklı. Aynı şekilde damatlık da farklı. Bir savcı maaşıyla e, insanların yaşadıkları hayat sonra balayısı öbürü beriki ve işte siyasetle yargının iç içe geçmiş halleri. Herhangi bir yargıç, herhangi bir yargı adamı bu görüntüden çok rahatsız olması gerekir ama maalesef rahatsız olmadığı gibi bunu da pazarlıyor insanlar. Ki mesela o Ankara Başsavcısı kocaman Pınarhisar savcılığından beri Erdoğan'la beraber. Zaten Erdoğan Pınarhisar'da yatarken tanışmışlar. Ondan sonra da yürüya kulum olmuş dikkatli takip edildiğinde de Erdoğan'ın 2002'de AKP'nin iktidara gelmesiyle beraber basamakları birer ikişer sıçradığı görülüyor. Niye savcı kocamandan bahsediyorum? Ona da atıflar var onunla da ilgili. Dokunan yanıyor çünkü savcıya ve sav yani savcıya yargılanacaksın, yargı önünde hesap vereceksin demek bile suç. Ki birine bunu söylemek, yargılanacaksın, yargı yargı önünde hesap vereceksin, sana hesap soracağız falan denmesinden daha doğal bir şey yok. Bu bir tehdit değil. Bu bir ne bileyim hakaret değil, aşağılama değil. Her neyse ama dediğim gibi saraya yaslanmış bir savcı olunca da adeta asan kesen bir noktada. Herkes Gestapo olmuş durumda yani. Ankara'da yığınla Gestapo şefi var yani. Ama bunların kimi kimliği emniyet müdürü, kiminin kimliği bakan, kiminin kimliği bakan yardımcısı, kiminin kimliği savcı, kiminin kimliği hakim bilmem ne. Ama alayı Gestapo yani başka bir şey değil. Erdoğan'dan sonra siyaseti bırakacağım demiş Süleyman Soylu. Twitter'daki yorumlara bakıyorum gülüyorlar yani. Adamın ne dediği çıktı ki? Yani bu bugüne kadar dediği bütün lafları yiyen bir adam Erdoğan'dan sonra siyasette olmayacağım diyor. Onun laflarına da bakacağız çünkü Anayasa Mahkemesi ile fena halde tartışma halinde. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki: "Erdoğan'ın avukatları sigara küllüğü istediğinde ayağa kalkıp getiren yargıçlar var." Yargının içine düştüğü durum. işte boşuna yazmadık oraya e, siyasete secde eden yargı meselesini. Gene bir gazeteci başsavcı kocamanı eleştirdiği için paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrılmış. Selahattin Demirtaş'a bir pranga daha takmaya çalışıyorlar. Savcı kocamanla alakalı laflarından dolayı ki o laflar da savunurken, savunmada yapılmış laflar. Yani duruşma salonunda edilmiş laflar dan dolayı bir yani mahkemede savunmada edilen laflardan dolayı gene sanık hakkında bir soruşturma açılıyor ki laflarda da bir şey yok zaten. Birazdan bakacağız. Gene Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından cevaplar da var. Buna bakacağız. Koyuton 19un Selen Camisi'ne ekonomideki son duruma bakacağız. Merkez Bankası faiz artırdı. Herkes Erdoğan'ın laflarını paylaşıyor. Ya Erdoğan <laughs> sanki Erdoğan fikri müstakim biri bütün laflarının arkasında ve bugüne kadar hiç yanılmamış ilk defa yanılıyor. Yani sabah başka akşam başka konuşan bir adam yani her dediği lafı yiyen yutan ve geriye doğru bütün günahları da hep birilerinin sırtına yükleyen biri onun için işte Özer Sencar Metropol Araştırma'nın başkanı halk ekonomik krizden dolayı inim inim iniliyor ama Erdoğan'ı sorumlu tutmuyor diyor. Yani böyle de bir durum var. Tuhaf Erdoğan sorunlarla arasına perdeler koyar, koyuyor. Ama vatandaş enteresan bir şekilde efsunlanmış gibi Erdoğan'ı ve söylemlerini takip ediyor. Yani başkası olsa sabah başka, akşam başka yani bir yalanın, iki yalanını yakalar, üçüncüsünde de bir dakika der. Kardeşi bile olsa böyle yapar, evladı bile olsa böyle yapar. Fakat bizim toplum ee, yani geriye doğru 5 senedir, 10 senedir dememe gerek yok. Geriye doğru 5 ayda bile 50 tane yalan var. Ama hiç bunlarla ilgilenmiyor. Böyle de tuhaf bir durum var. Yani başınızdaki insan, lideriniz veya örnek aldığınız kişinin tavrı ve tarzı önemlidir yani. Yani yalanını yakaladığınızda, hatalı tespitlerini yakaladığınızda, ne bileyim iftirasını ya da kendi sözlerini inkar ettiği bir durumu yakaladığınızda bir dakika dersiniz yani. Önce bir mesafe koyarsınız ardından da uzaklaşırsınız yani. Ama Türkiye'de böyle bir durum yok. Maalesef böyle bir durum yok. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayalım. E, yargı siyasete e, e, secde eden yargı meselesinde e, onu e, şeyden getireceğim e, Oda TV'nin sitesinden getireceğim. Erdoğan'ın avukatları sigara küllüğü istediğinde ayağa kalkıp getiren yargıçlar var diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Halk TV'de yapmış efendim e, bu açıklamayı. E, gündemdeki konuları değerlendirmiş ve orada e, şu cümleyi kurmuş. Bugün bütün yargıçların hukuka ve vicdana göre görev yapmalarını isterim. Hepsi böyle değil maalesef. Saraydan hatta Erdoğan'ın avukatlarından talimat alan savcı ve hakimler de var. Erdoğan'ın avukatları sigara küllüğü istediğinde ayağa kalkıp getiren yargıçlar var. Birazdan bakacağız Selahattin Demirtaş konusu. Kocaman'la ilgili sözleri nedeniyle hakkında iddianame hazırlanan Selahattin Demirtaş konusuna da değiniyor. Selahattin Demirtaş Bey bu iddianameleri alacak, madalya olarak takacak. Savcılar da eleştirilir. Talimatla iddianame düzenlerseniz ya da birilerinin talimatıyla yıllarca iddianame hazırlamazsanız o ülkede adalet kalmaz demiş. Şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili bölümünü de okudum Kemal Kılıçdaroğlu'nun laflarının onun nedenini anlatacağım. Neden? Şimdi efendim Artı gerçekten okuyalım. Demirtaş hakkında yeni iddianame, saraya giden başsavcı hakkındaki söyledikleri gerekçe gösterildi. Başsavcı Yüksel Kocaman, ee, tahliyelerine engel olmuş Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ. Şöyle söylüyor Selahattin Demirtaş. Benimle ilgili operasyonun yürütücüsü, şu laflar, işaretlediğim laflar. Diyor ki benimle ilgili operasyonun yürütücüsü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yani Yüksel Kocaman. İki tutuklamayı bizzat örgütleyerek ikinci tutuklamamın nasıl yapıldığının bütün detaylarını biliyorum. Başsavcı Yüksel Kocaman ve yardımcısı haklarında suç duyurusu yaptık. Senin o güvendiğin saraydan büyük Allah var Yüksel Kocaman. Devran dönüyor, halk var, sandık kurulduğunda güvendiğin dağlara kar yağacak, bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz. Ne var bu laflarda? Yani konunun ne olduğunu önemi yok. Demirtaş haklı olabilir, savcı da haklı olabilir. İkisi de haksız olabilir. Haklılık haksızlıktan bağımsız olarak adaletin önüne giden bu laflara bakalım yani. Diyor ki, senden büyük Allah var, Devran dönüyor, halk var. Sandık kurulduğunda güvendiğin dağlara kar yağacak. Bunların hepsini ki asıl laf bu. Şu işaretlediğim laf. Bunların hepsini yargının önünde vereceksiniz. Nesi var bu lafın? Bundan dolayı hakkında soruşturma açıldı. İki nedeni var. Bana dokunamazsın diyor Yüksel Kocaman. Ben diyor işte diyor bak böyle diyor. Sarayda ağırlanan bir şeyim diyor. Başsavcıyım diyor. Nikah sonrası ilk ziyaret ben buyum diyor ben diyor yani öyle diyor benim hakkımda diyor herhangi bir kritikte bulunamazsın diyor yani beni kritik edemezsin diyor yani bırak diyor hakaret aşağılamayı bir bu iki Selahattin Demirtaş'a yeni bir şey takmak yeni bir dava takmak çıkamazsın çünkü Selahattin Demirtaş her e, soru e, yattığı konuda e, hangi nedenle yatıyorsa işte Anayasa Mahkemesi'nden dönüyor, Ahim'den dönüyor vesaire. Sonra diyorlar ki işte bu konuda Selahattin Demirtaş konusunda hak ihlali oldu veya tahliye olması gerekiyor ama işte şu ikinci konudan dolayı yatıyor. Şu üçüncü konudan dolayı yatıyor. Aynı durum Ahmet Altan'da da var. Aynı durum serbest bırakılıp daha sonra tahliye otobüsü veya minibüsü içinde tekrar gözaltına alınan gazeteciler için de geçerli. Ahmet Altan için de geçerli. Herkes için geçerli. İçerideki polisler için de geçerli, gazeteciler için de geçerli, hakim savcılar için de geçerli. Bir gerekçeyle alıyorlar. O gerekçe düştükten sonra yeni bir gerekçe üretiyorlar. O ahimden döndükten sonra zaten ahim sürecindeyken veya Anayasa Mahkemesi sürecindeyken bir üçüncüsü, dördüncüsü ekleniyor. Prangalar böyle zincirler üst üste. Dolayısıyla alttaki zincirlerden kurtulsa bile bir sanık yukarıdakilerle içeride yatmaya devam ediyor. Osman Kavala için de aynı şey geçerli hepsi için yani. Böyle bir düzen var. Mesela Mahsuni Karaman, Selahattin Demirtaş'ın avukatı, bütün siyasi faaliyetleri dava konusu yapıldı, yetmedi. Bu kez açılan davalar kapsamında yapılan savunmaları nedeniyle dava açıyorlar. Kısmetse savunmaları nedeniyle açılan bu davalarda yapılacak savunmalarına da dava bekliyoruz. Suç sayılan savunma ekledir demiş. İşte Demirtaş'ın savunması Twitter hesabından biraz evvel okuduğum satırlar. Biraz evvel okuduğum satırlar. Ne var bunda? Savcının öyle dokunulmazlığı var ki işte bakın T24'ten okuyorum. Gazeteci Alican Can Uluda, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı kocaman eleştirdiği paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Yani düğünüyle gündeme gelen Ankara Başsavcısını eleştiren paylaşımlar. Diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Ama e, durum, gidişat bu yani. Geçelim hukuktan iç işlerine. SS, efendim. Süleyman Soylu isminin baş harfleri. SS. Anayasa Mahkemesi ile fena halde bir kavga halinde. Ve Anayasa Mahkemesi Başkanı günler sonra eleştiri için okuduğunu anlamak, anlamak gerekir diye Süleyman Soylu'ya cevap verdi günler sonra. Süleyman Soylu da katıldığı programda verdiği cevaba bak. Gazete Pencere'den aktarıyorum. O iyi başlık atmış. Diyor bu Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın e, Polis Akademisi Başkanı'ydı. Süleyman Soylu söylüyor. Bu Anayasa Mahkemesi Başkanı Polis Akademisi Başkanı iken aldığı polislerin yüzde 41'ini ben diyor FETÖ'den attım. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı FETÖ'cü demeye getiriyor. Yani kelime bulamıyorum. Yani olayın geldiği noktaya bak. Amerika'da bir yüksek mahkeme yargıcı büyük bir saygı içerisinde vefatıyla ulus şok oldu ve büyük bir saygıyla defnedildi dün. Cenaze töreni yapıldı daha doğrusu. Yüksek mahkemeye ve yüksek mahkeme yargıçlarına verilen önem son derece önemli. Orada bir kere seçildiğinizde hayat boyu seçiliyorsunuz. Trump lehine aleyhine dengeler vesaire muhafazakarlar ne bileyim cumhuriyetçiler o konuya girmeyelim ama adalet çok önemli yani. Ama fakat Türkiye'de iki üyesi, tutuklanıp hücreye atılan Anayasa Mahkemesi paspas olmuş durumda. Kararları uygulanmıyor. En son Enis Berberoğlu ile ilgili, ilgili aldığı kararda işte gerekçeye bakarız, gerekçe tatmin ederse <laughs> falan diye böyle e, laflar söyleniyor. Kararları, kararlarının geçerliliği, saygınlığı yerin dibinde. Ve Anayasa Mahkemesi Başkanı İçişleri Bakanı tarafından her gün yerin dibine böyle gömülüyor yani. Ülkede gelinen nokta yani. Hani tuzda kokar sayı falan geçmiş durumda. Başka bir şey söyleyeceğim. İşte bu da Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Burada diyor ki en üstte bakın. Bu programda işte Süleyman Soylu ile gündem özel programında konuşmuş. Neyse. Diyor ki anayasa mahkemesinin açıklaması en üstte. Haberin manşetin spotu. Anayasa Mahkemesi'nin açıklaması soğuk savaş döneminin bir anlayışını ifade ediyor. AYM'nin ilk kurucuları Menderes'i asanlardır diyor. Bu ne ya? AYM'nin ilk kurucu Menderes'i asanlardır. Yani yani anayasa mahkemesi diyor bizim için yok hükmünde diyor. O diyor o, o, o mahkemeye iyi diyor kuranlar diyor Menderes'i astılar diyor. Böyle bir mahkeme diyor. Mesela başörtüsü ve Refah Partisi kararı kimin? Anayasa, bu Anayasa Mahkemesi başörtüsü kararı aldı. Bu Anayasa Mahkemesi Refah Partisi'ni kapattı falan. Tanımıyor yani. <laughs> Aklınca itibarsızlaştırıyor ama yani, tuhaf bir şey. Birisi de çıkıp demiyor tabii karşısındaki. Ya sen de Demokrat Parti'nin başındayken iyi saydırıyordun bizim reise falan demiyor. <laughs> Cumhuriyet manşet atmış. Hodri Meydan'a önce oku yanıtı. Güya Cumhuriyet e, Gazetesi de Cumhuriyet'i gasp eden heyet. <laughs> Saray destekli Cumhuriyet darbesi. Hep hatırlatıyorum, hep hatırlatacağım. 20 sene yayın yapsam, 20 sene boyunca her gün hatırlatacağım bunu Cumhuriyetçilere. Yeni nesilde öğrensin. Unutanlara da tekrar hafıza tazelemesi yapacağım. Her neyse... Aklınca Anayasa Mahkemesi'ne destek çıkıyor. İdare hukukçusu Metin Günday Profesör Doktor yargı kararları da AYM kararları dahil kuşkusuz eleştiri açıktır. lakin Sayın Soylu'nun bir iptal kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yönelik tavrı asla eleştiri olmayıp öfke ve tehdit içermektedir. Kaldı ki kendisi o kararı eleştirebilmek için gerekli hukuk nosyonundan da yoksundur. Gökhan Bozkurt çizmiş. Dün 23 Eylül 2020 tarihli bir karikatür. Türk adalet sistemini karikatürize etmiş. Elinde adalet terazisiyle göya işte fotoğraf çektiren e, adaleti temsil eden kadın gözleri bağlı, elinde terazi vesaire ama arkada da insanları böyle boğazlıyor. tabi ağırlıklı olarak şu ara avukatları Bakan Soylu yüksek kiralardan dert yandı. TR 724'ün manşeti "Ya vatandaş ne yapsın?" diye soruyor. Evet. Bazı yerler var. Kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun bakalım." diyor. Yani bununla polisin ekstra gelirlere yönelmesinin veya kayıt dışı gelirlere yönelmesine yol mu yapıyor? Onu da bilemiyoruz yani. Polis işte yani rüşvet, işte ne bileyim ehliyet ruhsat içinde yüzlükler, iki yüzlükler, hediye alması vesaire Ona mı bil yapıyor, yol yapıyor bilmiyoruz. Ama İçişleri Bakanı asıl yapması gereken şeyi yapmıyor. İşte bakın evrensel manşetten görmüş. IŞİD katliam örgütlerken devlet adım adım izlemiş. IŞİD Antep emiri Yunus Durmaz bombalama planlarından haberdar olunmasına örgütlediği bombalı saldırılardan sonra adım adım izlenip 19 kere yeri tespit edilmesine rağmen yakalanmamış efendim. İçişleri Bakanı yapması gereken şeyi yapmıyor. Anayasa Mahkemesi ile uğraşıyor, öbürüyle, bir ikiyle. Yeni Yaşam iki yurttaşın helikoptere sağlam bildirildiğine tanık olan yurttaş iki üst üste gözümle gördüm. Bu olayı takibi sürdürüyor Yeni Yaşam gazetesi. Helikopterden atılan insanlar Cengiz Şiban demiş ki askerler Servet Turgut'u köye getirdiklerinde vücudunda herhangi bir yara yoktu. Osman'ı alıp helikoptere bindirip götürdüler. Yani iki kişi de helikoptere kadar sağlam bir şekilde götürüldü. Cengiz Şiban'ın tanıklığı fotoğraftaki Servet Turgut bu da gene helikopterden atılan Osman Şiban. Yeni Asya manşet kutuplaşmanın böylesi görülmedi demiş Profesör Doktor Mustafa Erdoğan. Karşı karşıya olduğumuz şey partizanlıkla vatanseverliği, vatanseverlikle belli bir dünya görüşü ve hayat tarzını özdeşleştiren vahim bir kutuplaşma. İktidar ve onu destekleyenler muhalefeti meşru bir siyasi faaliyet değil, düşman işbirlikçiliği olarak görmeye başladı. Sefer Selvi Evrensel'de çizmiş ki Banu Özdemir yargısının karikatürü ceza hukuku kitabını açan hakim, ya hangi maddeden tutuklayacağımızı da söyleseler de bizi uğraştırmasalar diyor. Gerçekten tutukluluk için gerekçe üretmekte de, tutuklamak da, cezaevine göndermek de gerçekten mesele. Ama işte sündüre sündüre, çevire çevire böyle içtihat adeta ürete ürete... Ceza hukuku kitaplarından öbüründen berikinden tırtıklıya tırtıklaya, tırtıklaya bir, bir yargılama yapılıyor. Haftanın gündemi esasen e, en son Reza Zarrab'ın kuryesinin açıklamalarıydı ki e, yüzlerce gazeteci ve gazetecilik e, kurumunun e, örgütlü olarak incelediği belgeler ortaya saçıldı. Bir kere daha Reza Zarrab'ın e, Türk siyasetine, Türk siyasetçilerine dağıttığı rüşvetler ortaya çıktı ve hemen mahkemeler karar almışlar ve bu haberlere erişime engellemişler efendim. İngilizcesi de, Türkçesi de. Aktif Bank, Çalık Holding'e bağlı Aktif Bank'la ilgili haberler de engellenmiş. En ufak bir kendilerine zarar verecek şey de bu engellemeler hemen geliyor. İhsan eli açın. Benim yeni fark ettiğim bundan bir sene kadar önce attığı tweet gerçekten kitabın ortasından konuşmuş. Bir grup kurumlara sızdı ve devlete rağmen darbe yaptı lafına inanıyorsanız diyor. 40 ayrı odası bulunan ve her bir odasında 40 fırıldak çevrilen bu Bizantist devleti tanımıyor. Tarihçilik, gazetecilik diye çelik çomak oynuyorsunuz demektir. Evet, haksız mı? Fotoğraftaki çift Demirtaş çift efendim. Başak Demirtaş ve Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ta pos bıyık var tabi. Gençlik döneminde de iyi saz çalıyor belli ki. Bu iki insan birbirinden ayrı. Dört senedir. fakat eşinin eşlerin yolculuğu devam ediyor. Ve Başak Demirtaş her defasında binlerce kilometre yolu gidiyor, geliyor. Diyarbakır'dan Edirne'ye. Biliyorsunuz ikameti Diyarbakır olduğu halde Demirtaş'ı Edirne'de tutuyorlar. Herkese yaptıkları gibi bir zulüm. Bir başka cezaevi ziyaretinden gelsin. Bu Sanem Altan, babası Ahmet Altan'ı ziyaret etmiş. Hayatımın en şaşkın 20 dakikası diyor. İnsan sadece saçmalıyor sanki. Bugün telefon günüydü. Dün dördüncü sene bitti Silivri'de. Pasta yapıp kutladık dedi. Çok güldüm. Sesi yine harikaydı. Romanya'da kitabın çıktı. Haftaya da Slovakya'da dedim. Öyle güzel aa dedi ki. Sonra mı? Bilmem kapandı diyor. Sanem Altan yarım yamalak kalmış. Babasıyla telefon konuşması. Dün dördü doldu, dört yılı doldurmuş. Koca Ahmet Altan. Evet. 66'sında girdiği cezaevinde şu anda 70'i geçmiş bir yazar, hayatının son verimli yıllarını içeride geçiriyor. İşte birileri de günah çıkartıyor. Bu tür laflarla AKP'ye gelen, gelmekte olan, yaklaşan siyasi ayak soruşturmasını hesap ediyorlar esasen. E, haber veriyorlar esasen. Siyasi ayak soruşturması geliyor yani. AKP'yi siyasi ayaktan yargılayacaklar. Şu gün kasımları. Günün sıcak haberi Merkez Bankası politika faizini 200 bas puan artırarak 8.25'ten 10.25'e çıkardı. Başta da söyledim Erdoğan'ın dün dediği bugün dediğini tu zaten tutmuyor. Fakat ekonomistlerin genel görüşü çok geç kalındı ve durumu toparlamaktan uzak. Herkes ama herkes Türkiye'nin Bugünler mesela babacan söylemişti iyi günleriniz diye. Bütün ekonomistler de bundan sonra hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin durumu toparlamayacağını söylüyorlar. Ben durumu toparlayacak en küçük bir yorum, en küçük bir analiz, en iyimserinden dahi okumadım. Çok üzgünüm ama okumadım. Fakirleşme devam edecek. Mehmet Altan demiş ki ekonomisttir Mehmet Altan ekonomi profesörüdür. İstanbul Üniversitesi'nden atıldı. Ekonomi bilimiyle inatlaşıp zamanında faiz artırmayarak gereğini yapmamanın faturası ne oldu? Bedelini kim ödüyor? Eser Karakaş orada ekonomisttir. Aynı üniversiteden. Madem faizleri artırmak zorundaydın. Bir önceki başkan neden şutlandı? Hiç olmazsa onun üzerinde intihal gölgesi yoktu. Turan Bozkurt Zaman Gazetesi Ekonomi Müdürüydü en son Türkiye'de. S&P 500, Nasdaq, DAX vesaire Nikkei başta olmak üzere dünya borsalarında endekslerde satış dalgası devam ediyor. Borsa İstanbul ilginç bir şekilde oralı değil. Gizli el sadece dolarda değil, Borsa İstanbul'da da kontrol ediyor. Acele etmeyin, her zaman son sözü kasa söyler demiş. Enteresan evet. Bütün dünya borsalarında hareket varken Borsa İstanbul ta takmadan bildiğini okuyor. Onu da hatırlatalım. Şunu da hatırlatalım. Borsa İstanbul'un başında Halkbank e, genel müdür yardımcısını getirdiler. Hakan Atilla hatırlayın. E, Reza davasında New York'ta yargılanan. Profesör Doktor İbrahim Öztürk, Merkez Bankası faiz artıracak en az 4-5 puan olmak zorunda. Bu geçici olarak dövizi biraz düşürecek ki faiz artırım kararından önce atılmış bir tweet bu. Ekonomi derin bir durgunluğa girecek. Döviz iflas dalgalarıyla esas o zaman Patlayacak demiş. Evet, bakalım. Piraye Antika eski banka müdürü, genel müdürü, el birliğiyle mükemmel fırtına yaratıldı, önlenebilirdi, sonuçlarından etkilenmeyen olmayacak diyor. Korkusuz'a manşet olmuş. Ali e, Babaca'nın e, Fox TV'deki açıklamaları, ülke fakirleşiyor. Bunlar daha iyi günler. İşsizlik büyük sorun demiş ki. Gerçekten öyle. O arada Enerji Bakanı da diyor ki gaz fiyatları 2023'te iner. Gaz ve elektriğe %30 küsür zam geldi biliyorsunuz. Ve bunları hala 3 sene sonrasına şey kesiyorlar. Ya utanır insan ortaya çıkmaya yani. Dünyadan bir manşet. Ekonomide hiç iyi haber yok görüyorsunuz yani. Yapılandırmayı bekleyen paket 500 milyar TL. Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı Ekim ayına günler kala iş dünyası gözünü meclise çevirdi. Yargı siyasete secde ederse aşağıdaki şeyi boşuna yazmıyoruz. Her şey buradan başlıyor. Aşağı. Ve her şey 7-8 senedir baş aşağı bundan dolayı gitti. Suçüstü yakalandılar. Rüşvet verirken, yolsuzluk yaparken. Bu Reza soytarısı var ya. Öyle diyordu bir polis. Ben polisim. Hırsızı yakalarım işim bu. Reza soytarısı. Öyle demişti. Hatırlayın o polisler içeride şimdi aileleriyle beraber. 6 yılı geçti. Her şey ondan sonra sarpa sardı. Hukuk rafa kalktı ve ondan sonra yolsuzluk, rüşvet, emin olun 17-25 dosyası devede kulak bile değil. Sonra dağıtılan ve götürülenler yanında yani. İşsizlik maaşına başvuru 1 milyonu aştı. İşkur kapısına çalan işsizlerin sayısı Mart ayına göre 564.107 artış gösterdi diyor. Yeni çağ yasağa rağmen çıkarma sürüyor demiş. Bu arada EBA pencereden e, giriyor. E, i̇nternet sadece camın önünden çektiği için güçlükle EBA'ya bağlanmış çocuk. Altına da yastık koymuş falan. Bir telefonda iki öğrenci bir günün manşeti. Veliden başarı hikayesi anlatan Bakan Selçuk'a kolay soru. Evde bilgisayar yok, bir akıllı telefon ve iki öğrenci var. Nasıl yapalım? Evet. EBA çöktü. Karanlıkta karanlıktaki evler gün yüzüne çıktı. Karardan okuyoruz. Uzaktan eğitim sisteminde yaşanan aksaklık, ne interneti ne de akıllı telefon olan ailelerin trajedisini görünür hale getirdi. Tablet alsak çoluk çocuk aç kalacak. Bir de askıda tablet uygulaması başlamış aman Allah'ım yani. Bitmedi dertleri diyor. Bu da işte efendim öğrenci okul demişken servis karmaşası. Ben bu servis karmaşasına falan hiç girmeyeceğim ama şu fotoğrafa bakın arkadaşlar. Milliyetten getiriyorum. Yani şuradaki yoldaki araçlardan 10 araçtan 9'u servis aracı. 8'i 9'u servis aracı. Ankara'da ve İstanbul'da gerçekten trafikte servis aracı terörü vardır. Hele e, okul saatlerinde giriş çıkışta. Türkiye bu sorunu çözdüğünde gerçekten bir şeyler çözülmeye başlamış demektir. Yani mühim bir veridir bu. Onun için ekrana getirdim. Neden? Ben muhabirliğe başladığımın ilk haftalarında ilk gittiğim haberler Ankara'daki servis servis araçlarıyla ilgili e, ne bileyim tepişmeydi. Öyle diyeyim. Birkaç tane dernek vardı. Herkes işte ücretler konusunda bilmem J plaka, öbür bir de kendine özel plakası var. Neyse artık. Onun üzerinde tepişiyorlardı. sene 1995 Eylül Ekim ayları. Her sene okullar açılmadan da aynı şey olur. O günlerde de yeni muhabirim ya. 1995'ten bahsediyorum yani 25 sene öncesi. Heyecanla falan ben haberini yapıyorum falan filan. Yeni bir sorunmuş gibi filan. Sonradan gördüm ki bu sorun <laughs> ezeli bir sorun. Kolay kolay da bitecek bir sorun değil. Yaşadığın ülkede durum nasıl? Kimse sormuyor ama ben sorup cevap vereyim. Bizim benim yaşadığım ülkede, İngiltere'de öğrenci servisi diye bir şey yok. Ve çocukları okula, velileri veya bakıcıları veya kim sorulmuşsa onlar götürüyorlar, bırakıyorlar ve alıyorlar bu şart ve zaten çocuklar evlere yakın okullarda okuyorlar. Genelde yürünerek çocuklar alınıyor bırakılıyor. Bisikletle gidip gelenler oluyor veya işte biraz daha uzaksa veya yürüme engeli varsa neyse yürümek istemiyorsa arabasıyla bırakabiliyor. Ama bu velilerin işi çocukları okula bırakıp almak özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için öyle de söylemiş olayım. Covid gündemine geçtik. Hasta başka, vaka başka. Gazete Pencere'den okuyorum. Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz'da Turkuaz tablonun sadece sol tarafını değil sağ tarafını da değiştirdi. Vaka sayısı başlığı bir gecede hasta sayısına döndü. Ve bakanlık o günden sonra testi pozitif çıkanları değil hastaneye yatanları ilan etmeye başladı. Bunu herkes biliyor. Şu tabloyu biraz daha yaklaştırarak söyleyeyim. Bu enflasyon rakamlarında, işsizlik rakamlarında ve hemen her türlü pek çok rakamlarda çarpıtılıyor. Dünya rakamlarında da, büyüme rakamlarında da görüyorsunuz. Kendi böyle işlerine gelen bir rakamı alıyorlar, sonra dünyadaki başka negatif işe gelmeyen rakamlarla çorba edip sunuyorlar. Enflasyon sepeti sürekli değiştiriliyor. İşsizlik rakamı yani e, abi, şu anda milyonun üzerinde insanlar iş aramaktan vazgeçmiş, kendi evinde oturuyorlar ve aktif olarak iş aramayanı işsizden saymıyorlar. Böyle sürekli olarak sepetler değişiyor, hesaplama yöntemleri değişiyor. E, Covid de farklı mı olacaktı? Yani ekonomi pik değil, dip yaptı demiş e, Milli Gazete Sürmanşette Saadet Partisi Genel Başkanı. Fakat Milli Gazete Manşeti daha ilginç. Türkiye'de rakamlar üzerinde yapılan oynamalarla gizlenmeye çalışılan ekonomik kriz hastanelerin yemek menülerini bile vurdu. Covid-19'da gece gündüz demeden mücadele eden sağlık personelinin yemek listesinden et çıkarılmış. Niye? Yani sağlık personelinin yemek menüsünde et yok artık. Yemek listesinde et yok. Bir de yani çok güncel bir haber onu da verelim. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi BBC Türkçe'den getiriyorum. Türkiye ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor, şirketler satışı durdurabilir demiş. Ve burada Reuters'ın aktardığı habere göre Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcu bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2.3 milyar dolara çıkmış. Şimdi gel de Cem Toker'e hak verme. Cem Toker demiş ki bir buçuk sene önce gün gelecek ilaç bulamayacağız dediğimde benimle ağız giren troll beyincik buralarda mı diyor. Cem Toker onun tweetini atmış ve diyor ki ekonominin rakamlarına bakılırsa hep birlikte ağlayacağız. Bir iki sene içinde eczanede çok gelişti bir, bu, bir ilacı bulamadığım için ee, bulamadığın gün de yaz bana dalga geç benimle sakla bu notumu demiş. Bir troll'e cevap verirken tarih 29 Mart 2000 19 ve tarih Eylül 2020 ABD'nin Ankara Büyükelçisi Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor diyor. Ve bu haberle bunu yan yana okuyun. Koronavirüsle mücadelede özveriyle görev alan sağlık çalışanlarına etli ekmek bile çok etli yemek bile çok görülüyor. Milli Gazete manşet. Latif Demirci Hürriyet'te çizmiş Gençler toplanın hastaneye basıyoruz. Sadık abi pozitif çıkarmışlar. Evet. Hastane basmayı hicveden bir karikatür. Bu da Ercan Akyol'un çizgileriyle Milliyet'ten gelsin. Bir başkası "Ulan doktor helal olsun sana. Covid-19'dan beni 10 günde ayağa kaldırdın ya." he he filan deyip doktora bir çakıyor işte. Evet. Yani <laughs> Doktor sana yani do, şifa bulsan da bulmasan da her türlü doktora bir şey var yani bir doktor alıyor payını şiddetten bir bir şeyisi de bu. Bir ay yıldırım tedbir elden bırakmamalıyız demiş efendim. Covid pozitif çıkmışlardı, eşiyle beraber çabuk iyileştiler, yollara düştüler, şanlıurfa'da fı, fıstık hasadına katılmışlar. Fakat mesele o değil. Ya yeni Covid olmuşsun, evinde istirahat et, ikinizin de yaşatmışın üzerinde. Yani fıstık asadında ne işin var? Şanlıurfa'da ne işin var? Senin işin mi o? Sen düz İzmir milletvekilisin. Yani hayır olay yani. Bir yere mi hazırlanıyorsun? Bir yerlere mi hazırlanıyorsun? Ya da reis sana dedi ki, yurdu dolaşacaksın, kendinden hep bahsettireceksin, yüzünü eskitme falan mı dedi? Yeni birlik de yemiyor, içmiyor, bin yıldırımı sürekli birinci sayfadan anonsla haber yapıyor. Ne ilişkisi varsa? Ee, Avni Özgürel'in gazetenin sahibi o. Ben de soruyorum. Bu İngiltere'den bir haber. BBC Türkçe'den kestim. Ee, son 3 ayda evlerde 10 binden fazla ölüm tespit edilmiş efendim. İngiltere'de. Türkiye demiyorum. İngiltere. Haberi aynen okuyacağım. İngiltere'de koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemden çok sonra. Haziran ortasından bu yana yani yaz boyunca 3 aylık dönemde 10.000'i aşkın fazladan ölüm vakasının tespit edilmesi insanların hala sağlık servisini kullanma veya yakınlarını bakım evlerine gönderme konusunda endişeli olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor. Bir de böyle bir dert var. Normal ölümlerin üzerinde yaz Haziran ortasından yaz sonuna kadar 10.000 bin, 10.000'i aşkın fazla ölüm vakası var ve bunun COVID-19 olduğundan şüpheleniliyor teşhis koyma imkanı yok. İnsanlar ölmüşler, defnedilmişler. Ve diyor ki haberi yapan BBC, insanlar hala sağlık servisini kullanma yakınlarını bakın evle, bakım evlerine göndermele konusunda endişeli. Hürriyetten bir haber borçlunun çocuklarına kelepçe. Adana'da akrabasına verdiği parayı alamayan Ali Bulunmaz borçlunun çocuklarını kaçırdı vesaire diyor. İşte işkence gibi filan diye de iç sayfada görmüş. Yani çocuklara neler yapılıyor cezaevindeki babalarından, annelerinden dolayı. Onları görmüyorsunuz da çocuk sevginiz böyle şeylerde mi depreşiyor? Geçeceksin. Aydınlık Atlantik bitti yeniden Asya demiş. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından hareketle bu manşeti attığına göre Atlantik'in de bittiği yok. Asya'nın da başladığı yok. Öyle bir şey olsaydı bu başlığa atma ihtiyacı hissetmezdi. Futbolda güç savaşına hiç girmedim. Bir gün gazetesi ve başka gazeteler götürüyorlar. Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen, Futbol Federasyonu odaklı bir tartışma. Benim alanım da değil, ilişkileri falan da bilmiyorum ama arkadaş Türkiye'de, ülkede her şeyin çivisi çıkmışken orası düzgün mü kalacak yani? Futbola hep böyle bakıyorum. Zaten Galatasaray taraftarıydım. 3-4 sene önce o taraftarlığı da bitirdim bir daha geri dönüşü olmamak üzere. Bir daha da dönmeyeceğim. Türkiye'de belki bir Galatasaray taraftarlığı vardı kalan. O da yok. Olmaması güzeldir yani. Yani herhangi bir bağlantı olmaması iyidir yani. Değerler bağlamında. Dolayısıyla tam tarafsızım artık. Son not Mansur Yavaş'tan gelsin. Sözcü herkes böyle hesap versin diye görmüş. İcraatını ve maliyetini pankart yapmış efendim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Hesap veriyoruz. Türkiye Kızılay Caddesi'ne yapılan iki adet köprülü kavşak 26 milyon maliyetle tamamlanmıştır diyor. Güzel örnekler bunlar. Devam. Ne diyelim? Devam. Güzel örnekler. Siyasete secdeden yargı konulu manşetimiz böylelikle sonlanıyor efendim. Yarın haftanın son manşetini birlikte atalım. Bu umutla kapatıyoruz. Hoşçakalın.